sinemaya niyeyse tiyatro, yani benim derdim tiyatroydu. Ben tiyatroyu çok sevdim. Tiyatroya yani o minvalde gittim. Abi sinema filminin bazı şeyleri var. Sinema filminde oynamak için bazı kriterler var. Ben o kriterlere uygun değilim. Tip olarak değil, karakter olarak uygun değilim. Öyle bir tip olmadığım için de çok fazla sinema filminde olmadım. 3-4 tane ya da 5 tane belki evet. Sinema filminde varım. En bilineni de işte Ferhan Şensoy'la oynadığımız Muhalif Başkan. Evet. Muhalif Başkan, onu da Trilya'da çekmiştik. Bir 7 sene falan oldu, 7-8 sene önce. Odur. Onun haricinde yine var bir iki tane daha. Osmanlı Cumhuriyeti'nde küçük bir rolde. Osmanlı Cumhuriyeti'nde yine evet öyle yani ufak tefek. O da şey, normalde ben onları da istemedim. Bu menajer itelemesi diye bir şey vardır biliyor musun? Bir de aradaki dostlar da zaman aradaki zaman. Aradaki dostlar. İşte orada Gani Müjde ile tanıştık vesaire. Ona da sevgiler buradan. Vesile ama sinemaya ne bileyim ben çok da ısınamadım. Sinema oyunculuğu bilmem yoktur ya, oyunculuk oyunculuktur. Sinema oyunculuğu ayrıdır, tiyatro oyunculuğu ayrı. Yok arkadaş, oyunculuk oyunculuktur. Şu anda da oyunculuk yapıyoruz. Yani neticede belki birazdan biz stop dendikten sonra oturup burada işte deyim yerindeyse belki geyik muhabbeti yapacağız. Evet. Değil mi? Yani ama şu anda burada tamamen kamuya açık bir yerde oyun oynamak zorundayız. Şu anda da oynuyoruz. Evet, aslında hayatın kendisi bir oyun, bir oyun diye aynen öyle. Meşhur bir söylence var. Son sorum, bundan sonraki mesleki yaşamınla ilgili çok böyle arzu ettiğin, gönlünden geçen projeler veyahut yapmak istediğin özel bir şeyler var mı? Ya var, var. Bu benim yaklaşık 25 yıldır kafamdaki bir şey ama artık çok fazla prodüksiyona bağlı olduğu için bu 80'lerin ortalarındaydı. Şan tiyatrosu vardı. Hmm. Şan müzikolü evet, aslında. Allah rahmet eylesin. Egemen Bostancı o zaman oranın yapımcısıydı. Ve orada çok güzel müzikaller, Hababam sınıfları, işte Neşe-i Muhabbetler vesaire. Şahane kadrolar, işte 100-150 kişilik kadrolar, müzikaller, danslar falan böyle Broadway müzikali gibiydi. En şaşalı zamanlar. En güzel zaman, ben böyle ağzım açık oturup seyrederdim böyle. Ne yazık ki hiçbirinde olmadım o şeylerin. En son Ferhan Şensoy Muzur müzikali yaptı orada. Olacaktık, sonra bir vesile biz olamadık. Sonra da zaten Şan Tiyatrosu'nun sonu oldu. Ondan sonra da zaten öyle müzikal vesaire şu bu. Onun gibi şaşalı büyük bir şey olmadı. Hep hedefim, ya arkadaş ben bir çok para kazanayım da şöyle bir şey yapayım, bir müzikal yapayım, Broadway müzikali gibi. Ya da eski Şan Tiyatrosu'nun şeyi tekrarı gibi bir şey yapayım da batayım diye çok düşündüğüm olmuştur.